Öyle. Şaban abi buradan selam söyleyeyim. Şaban Kılıçer, Şaban abi Avusturya Bregenz'den, Avusturya Bregenz'e selamlar, saygılar. Orada bizim organizatörlüğümüzü yapıyor. Anlatsana neler oldu sende? Şöyle nefesini bir daha ver. Bir daha. Tertemiz kokuyor. Divan sanatçıların ağzının içi şekeristan dediği şey bu. Şaban abiyi ben bir otobüs durağında tanıştım, Mecidiyeköy'de. Bana bir yol sordu. İyi ki sormuş, yoksa vallahi Yol sen sordu kurtulamazdın. gerçekten. Çok sıkılmıştım. O günü o kadar sıkıntı vardı ki üzerinde. İstanbul'a yeni taşındım, yolumu bilmiyorum. Büyük ihtimalle Ya gelmiş benden yol sordu, ben de kabul kadın bir ettim. bayana bile şöyle demiştir, abi demiştir. Çünkü Çaban abinin hep söylediği şey abi. 60 yaşında o. Bana bile Refik abi diyor. Sana da abi dedi mi? Yok demedim. Tamam. Bana işte nasıl Ümraniye gelebileceğini sordu. Ben de yolu tarif ettim. Avusturya'dan geldiğini söyledi. O Avusturya'dan geldim deyince tabii ki ben hani biraz yaklaştım. Niçin gelmiş falan diye. Dedi ki ben enerji uzmanıyım. Aa enerji uzmanıyım deyince biraz daha yaklaştı. Hemen bana kartını verdi. Kartını aldım. Telefon numarasını kaydettim. Bir baktım BSN'de aktif görünüyor. Yazdım abi dedim ben Mecidiyeköy'de tanışmıştık falan. O gün bugündür Şaban abinin sayesinde mucizeler yaşıyorum. Gözümde bir problem vardı. Dedik ki bunu kimse çözemez. Dedi Refik Hoca'ya gitmen lazım. Refik Hoca'ya geldiğimde Görüştük mü daha önce Üsküdar'daki, biz? tabii, Üsküdar'daki oteldeydiniz. Voley otelde. Ha, evet oradaydınız. Gözüme bir seans yaptınız. Gözümde Ha, ıslama falan hatırladım. hatırladınız mı? Tabii ki bir sene oldu. Evet, Bir seneden de fazla bir oldu. buçuk yıl oldu. Tamam. O gün bugündür göz takıntım da gitti. Yemin et. Bir şey, evet yemin ederim. Yemin ederim vallahi hocam. Mucize ötesi bilimin babası. Öncelikle bilimin babası, sonra benim babam ve kardeşim diyeyim Ya açıkçası. Şunu direkt söyleyeyim bakın. O gün geldiğinde, gerçi bunları söylemiyoruz ama geldi dedi ki hocam ben bu sorunu yaşıyorum. Eğitime katılacak paran da yok. Dedim ki madem böyle gelmişsin seni asla geri Rüyamda göndermem. da gördüm Dedim hocam. ben Rüyamda hani Hızır anlatsana Aleyhisselam size. böyle bir şey hiç geri çevirmem. Dedim gel baş tanesine oturdu. Ne kadar kaldı bilmiyorum. Belki tam kaldı, belki de bir süre sonra gitti. Tamam neyse, ve ben de inanın ki bilmiyordum o durumdan sonra gözü ne halde. Şimdi gözün ne durumda? Gayet güzel, o Ne takıntım takıntısı gitti. vardı? Ya bir uçuşma vardı. Bunun sadece aletinin Amerika'da olduğunu söylediler. Buradaki çok doktor gördü. Tamam. O gözün öyle. Peki Yani sonra? beyaz bir yüzeye baktığımda normale döndüğümde böyle bir uçuşma, sigara dumanı gibi bir uçuşma. O kayboldu gitti. Tamam. Gözümde şimşek çakması vardı. O da gitti. Hepsi kayboldu. Tamam. Şimdi öbür olayı anlat, nefesini. Ve Şaban abi iyi ki sana vesile oldu. Hem onun gözünün düzelmesine sebep vesile oldu. Hem de senin şu an söylemeyelim deminki sıkıntından kurtulmanı sağladı. O sıkıntının etkileri vardı. Etkilerini söyleyebiliriz. Nefesin nasıl kokuyordu senin? Nefesim çok pis kokuyordu. Çok affedersiniz, tuvalet gibi kokuyordu. Ben bile midem bulanıyordu. Şimdi kok. Evlenince kesin eşim beni boşar diye düşünüyordum. Şimdi gönder nefesini. Burnuma gönder burnuma. Hocam çekim yapıyor. Burnuma. Vallahi çok normal kokuyor. Evet. İşte bu kadar. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Mucize ötesi sonsuz diyorum. Ve sadece nefesinin temizlenmesi değil, tabii onun boğazında onu etki eden hangi patolojik olay varsa o da düzeldi. Düzeldi. Ve terlemesi olmayacak. Olmuş biraz hocam. Gidin ben bunu değiştireyim, biz de Dur, deneyelim. daha 4 dakikadır bitti ya. O daha önceki terleme, sabahki terleme. Sen değişme, burada dur. Ve bir de başka söyle. Normalde sen terlersin. Bu yüzden de Tabii 4 tabii tane şey elbise bilgisayarın değiştirirsin. başında falan oturduğumda o şıp şıp yani çok affedersiniz dizime damladığını biliyorum ben. Damlıyor, resmen damlıyor ya. Şu anda onun için çantanda Bir sürü bir sürü kıyafet var kıyafet valla. getirdim. Tamam. Evden taşınır gibi kaçtım evden. Hadi bakalım. Göreceğiz. Onları Size çok giyme teşekkür ihtiyacın ederim. kalmıyor. Teşekkür ederim. Mucize ötemiz sonsuz. Sınıfın havası bile değişti hocam. Sınıfın havasını bile değiştirdik. Cidden öyle. İşte bu. Teşekkür ederim.